Arkası yarın. Karanlık Dünyalar 3. Bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir oto tamircisi olan Yahya Usta, bir gün oksijen kaynağıyla egzoz tamir ederken kendisini yakar. Doktorlar karısı Şükran'a Yahya Usta'nın kör olduğunu, bir daha göremeyeceğini söylerler. Eskiden beri gözü süste ve eğlencede olan Şükran, kocasının kör kalışına çok sinirlenir. Öte yandan Yahya Usta'nın 12 yaşındaki oğlu Yusuf, annesi gibi düşünmemektedir. Yusuf, babasına göz ve baston olur. Annesinin gelmemesine rağmen hastaneye giderek babasını taburcu ettirerek evine getirir. Ne var ki Yahya Usta evinde mutlu değildir. Karısı Şükran kör oluşundan dolayı zavallı adama sık sık hakaret yağdırmakta ve ömrünün sonuna kadar kör bir adamla iki çocuğuna bakamayacağını kocasının yüzüne karşı açık açık söylemektedir. Tam zamanı. Yahya da çocuklar da derin uykuda. Her şeyimi valize koyup gideceğim. Terk edeceğim burayı. Daha 25 yaşındayım. Gencim, güzelim. Ömrümün bundan sonrasını kör bir adamın bakımına harcayamam. Yaşamak istiyorum. Güzel şeyler giymek, yemek, eğlenmek istiyorum. Heh. Kim var orada? Kim diyorum? Ayaksi. Yahya uyandı. Kimsin diyorum. Cevap ver. Şükran. Sen misin hanım? Rüya görmüş olacağım. Sanki biri odada dolaşıyormuş gibi geldi. Hadi hadi yat uyu artık. Çocuklar uyanmadan gideyim bu evden. Şey, İstanbul için bir otobüs bileti rica edeceğim. Anne. Anneciğim. Kim o? Kime sesleniyorsun? Benim babacığım. Anneme sesleniyordum da. Sabah oldu mu oğlum? Oldu baba. Bak, annen uyuyor olabilir. Bir odasına bak bakalım. Peki baba. Anne. Aman Allah'ım. Baba. Babacığım. Ne oldu Yusuf? Anneni baba, bulamadın mı? Baba. Annem. Annem gitmiş. Kaçmış. Ne? Ne dedin? Kaçmış mı? Evet baba, kaçmış. Bizleri terk etmiş. Şey iyi ama nereden biliyorsun? Belki de bir yere gitmiştir. Birazdan döner. Gardırobu bomboş baba. Her şeyini alıp gitmiş. Demek kaçmış ha. Bizleri bırakıp gitmiş ha. Neden Şükür? Neden? Nasıl yaptım? Hadi ben körün tekiyim. Benden usanmış olabilirsin ama ya çocukların, evlatların? Onlara nasıl kıyıp da gidebildin? Ağlama babacığım. Giderse gitsin. Biz kendi kendimize yeteriz. Sana bakarız biz.
Neden yaptı bunu? Neden yaptı? Onu mutlu etmek için ne kadar çok uğraşmıştım. Bir felaketin ardından bana bu tokatı nasıl indirebildi? Ben affettim. Allah'ım sen de affet onu. Ama ben hiçbir zaman affetmeyeceğim onu baba. Abi, annem nerede? Ne olmuş ona? Gitmiş Yücel. Bizi bırakıp gitmiş. Nereye gitmiş peki? Bilmiyorum. Bir daha gelmeyecek mi? Hayır, gelmeyecek. Gelmek istese bile gelemeyecek artık. Neden abi? Çünkü onu bir daha görmek istemiyorum da ondan. Bu eve sokmayacağım onu. İyi ama annem olmazsa biz ne yaparız abi? Kim bakar bize? Kim yemek hazırlar? Ağlama. Öyle bir anne olmasa da olur. Biz kendi kendimize bakarız. Ben çalışır para kazanır, sana da bakarım, babama da bakarım. Canlarım, yavrularım benim. Siz de olmasanız benim halim nice olurdu. Babacığım, ne olur lütfen ağlama. Seni ağlarken hiç görmemiştim. Bak, biz yanındayız, seninleyiz. Ağlama anne. Canlarım benim. Yavrularım, bu Allah'ın bizlere bir imtihanıdır. İnşallah başarılı oluruz. O her şeyi bilir, affedicidir. İnşallah annenizi de affeder. Şu anda nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor? Allah yardımcısı olsun. Seni düşünmeyen bir insanı sen nasıl düşünürsün baba? Annemiz bizleri yüzüstü bırakıp gitmedi mi? Böyle konuşma Yusuf'um. Netice itibariyle o senin annen. Hayır, benim annem yok artık. Yusuf. Yok baba, annem yok benim. Bizleri en zor durumda bırakıp giden biri bizim annemiz olamaz. Buyur bacım. Şey, bir oda isteyecektim. Tabii, kaç gün kalacaksınız? Bilmiyorum. Ya, yalnız mısınız? Evet, iş aramak için geldim bu şehre. Hem genç hem de güzelsin bacım. İş bulmakta gecikeceğini hiç sanmam. Her neyse, odanın geceliği 600 bin lira. Bir haftalığını peşin isteriz. Olur, alın parasını. Buyurun anahtarınızı. İkinci kat. Şey, okuduysanız şu gazeteyi alabilir miyim acaba? Tabii. Ne yapacaksınız? İş arama ilanlarına bakacağım. Tezgahtar aranıyor. Geç. Konfeksiyon işçisi aranıyor. Bunu da geç. Doktor muayenehanesinde telefona bakacak genç bayan aranıyor. Bu olabilir işte, tam benlik. Telefon edip adresini alayım. Adınız ne? Şükran doktor bey. Evli misiniz? Şey, hayır değilim efendim. Anneniz babanız var mı? Hayır, hiç kimsem yok efendim. Peki hiç daha önce bir doktor muayenehanesinde çalışmış mıydınız? Hayır ama bu işi yapabilirim doktor bey. Yalnız bir insanım ve çalışmak zorundayım. Ben sabahları hastanede olurum. Öğleden sonraları buraya, muayenehaneye gelirim. Yapacağınız iş telefonlara cevap vermek, not almak ve hastalara randevu vermek. Bunu yapabilir misiniz? Tabii, tabii yaparım. Anlaştık. İlk 3 ay için 20 milyon lira maaş veririm. Daha sonra artırırım. Tabii. Nerede kalıyorsunuz? Otelde ama kısa zamanda bir ev kiralarım. Tamam, yarın sabah gelip işe başlayın Şükran Hanım. Şansım yaver gidiyor. İstanbul'a gelir gelmez hemen bir iş buldum. Hem de doktor yanında. Hem genç hem de çok yakışıklı bir doktor. Mutlaka çok zengindir. Elbette zengindir. Adamın vizite ücreti 5 milyon liraymış. Günde 10 tane hasta gelse günlük kazancı 50 milyon eder. Vay be! Bu doktorla evlenecek olan kişi yaşadı demektir. İstediği gibi para harcar, giyer, süslenir, yer, içer.
Yücel, ben bugün dışarı çıkacağım. Geç gelebilirim. Bu yüzden babama sen bakacaksın. E mi kardeşim? Olur. Sen nereye gideceksin abicim? İş arayacağım. Mutlaka bir iş bulup çalışmam lazım Yücel. Annem babama tazminat olarak verilen parayı da götürmüş giderken. Okullar açılacak. Defter, kitap, kalem alınacak. Bütün bunlar için de paraya ihtiyacımız var. Peki iş bulursan artık okula gitmeyecek misin abi? Eğer hem okuyup hem de çalışabileceğim bir iş olursa okulu bırakmam tabii. Ama çaresiz kalırsam okulu bırakacağım. Çünkü bu evde birinin para kazanması gerek Yücel. Peki abi, sen çalışırsan babama hep ben mi bakacağım? Sen bakacaksın ya. Babacığımızın gözü olacaksın Yücel. Bunu yapabilirsin değil mi? Yaparım tabii abi. Ben artık koca bir adam oldum. Bu sene okula bile gideceğim. Aferin sana. İyi ama ben de okula gidince babama kim bakacak peki? Bilmiyorum. Sen okuldan dönünceye kadar yalnız kalacak. Gel hadi içeri geçelim. Babam yalnız kaldı. Peki abicim. Yusuf, Yücel. Neredesiniz çocuklar? İçerideydik baba. Baba, izin verirsen ben biraz dışarı çıkacağım. Tabii oğlum. Ne yapacaksın dışarıda? İş arayacağım. İş mi arayacaksın? Bu halinle mi? Ya ya, olmaz olmaz, buna izin veremem. Mecburuz babacığım. Paramız kalmadı. Ne yiyip ne içeceğiz? Okullar açılıyor. Daha kardeşimin kaydını bile yaptıramadık. Sonra kitap, defter, kalem alacağız daha. İyi ama evladım, sen daha çok küçüksün. Bu yükü nasıl kaldırırsın? Baba, bu bir yük değil, görev. Çalışmak zorundayım. Başka şansımız yok ki. Haklısın oğlum. İyi ama ya okul? Okulun ne olacak? Bilmiyorum baba. İnşallah yarım günlük bir iş bulursam okuluma da gideceğim tabii. Okumama gibi bir şeyi aklından bile geçirme Yusuf. Okuyacaksın. Sen de kardeşin de okuyacaksınız. Büyük adam olacaksınız. Bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmeyeceksiniz. Tamam? Peki baba. Hem okur hem de çalışırım. Şimdi müsaade edersen dışarı çıkıp iş aramak istiyorum. Alo, buyurun Doktor Burhan Bey muayenehanesi. Hayır efendim, saat 3'ten sonra burada olurlar. Niçin aramıştınız? Muayene olmak için mi? Tabii, saat 5:30'da gelebilir misiniz? Güzel. Adınızı rica edeyim. Evet. Evet, tamam. Yazdım. Geçmiş olsun efendim. Maşallah, bizim doktor iyi kazanıyor. Bugün 7 hastaya randevu verdim. 5 milyon liradan 35 milyon eder. 10 günde 350 milyon, 20 günde 700 milyon, 30 günde 1 milyar küsür lira eder. Vay be, bizim doktor ayda milyarlar kazanıyormuş. İşte tam benlik bir adam. Böyle adamın karısı olsam, istediğim her şeyi ama her şeyi satın alırım valla. Merhaba Şükran Hanım. Ay, siz miydiniz Doktor Bey? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Arayan soran var mı? Var efendim. Tam 7 hastaya randevu verdim. Güzel. Kısa zamanda bu işi öğrendiniz. Aferin. Sormayı unuttum. Para durumunuz ne halinde Şükran Hanım? Otele biraz borçlandım ama aybaşı maaşımı alınca... Aybaşını beklemeyin. Buyurun alın. Otele borcunuzu ödeyin. Teşekkür ederim. Aybaşı maaşımdan kesersiniz efendim. Gerek yok. Bunu size prim olarak verdik. Hep böyle çalışın. Sağ olun. Bu arada merak ettiğim bir şey var. Nedir efendim? Genç ve güzelsiniz. Ama buna rağmen bir flörtünüz, bir erkek arkadaşınız yok galiba. Evet, yok. Neden? O kadar güzel ve alımlısınız ki. Ben biraz mahcup yaratılışlı biriyim. Bu yüzden olacak, erkeklerle arkadaşlık kuramıyorum. Ne dersiniz, geri kafalı mıyım sizce? Yo, neden olsun? Bu akşam işiniz var mı? Hayır, yok. Neden sordunuz? Akşam yemeğini birlikte yemeği teklif edecektim de. Tabii, neden olmasın? Yalnız Ne oldu, bir şey mi var? Yanlış anlamayın ama size layık bir giyeceğim yok.
Yani üstümdeki tek elbise bu. İsterseniz bu yemeği bir başka zamana erteleyelim. Saat kaç Şükran Hanım? 2:30. İlk hasta kaçta gelecek? 3:30'da. Demek ki 1 saat zaman var. Gelin benimle, gidiyoruz. Nereye? Size beğeneceğiniz elbiseler almaya. Karanlık Dünyalar adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.